Merhaba arkadaşlar. Az önce bu bilgisayar bana geldi arkadaşlar. Müşterilerimden birisi bunu bilmem fark ettiniz mi nasıl yaptığını. Bu şekilde bir yıldır da çalıştırdığını iddia ediyor. Bana formata getirdi bilgisayarı. Yani üzerindeki gördüğünüz gibi soğutucu bloğu çıkarmış, böyle arkadaşımız modifiye bir şey yapmış kendisi. Buradan vida atmış. Bu fanı, kasa fanını çıplak bir şekilde işlemcinin üzerine yerleştirmiş. Bilgisayar 60 saniyede kapanıyor yani. Bir de bana iddiada bulunuyor. Ben bunu diyor çalıştırıyorum bir yıldır bu şekilde. Arkadaşlar bu şekilde çalışmasına imkan yok. Yani şu blok olmadan, şu olmadan nasıl çalışır bilmiyorum. Ben şimdi 60 saniye, 40 saniyede kapanıyor bilgisayar. İddia etti arkadaşımız. Ben çalıştırıyorum. Şimdi bu şekilde format atılmıyor. Ben bunun soğutucu bloğunu takacağım. Bakacağız. Formata devam edecek mi arkadaşlar? Kesinlikle böyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Şu işlemcinin üzeri çıplak olmaması lazım. Kesinlikle olmaması lazım yani. Öyle bir şey olmaz yani. Sökelim bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir şeyler takmış burada arkadaşımız. Böyle bir sürü malzeme çıktı içerisinde. Modifiye yapmış anakart anlayacağınız. Aralarda plastikler falan dökülüyor böyle. Evet. Böyle işlemci bomboş. Şu anda ateş gibi olmuş işlemci. Isınıyor. Sadece fanla soğutmaya çalışıyor. Bakalım nasıl olacak. Ben şimdi tekrardan şunlarda çıkan şeyler, parçalar arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bir sürü vidalar, pullar, mullar neyse. Şimdi bunun tekrardan bloğunu takacağız. Eve gitti arkadaşımız, getirecek. Eve bırakmış bunu. Takacağız, bakacağız bilgisayarımız nasıl davranacak. Takarken dikkat ediyoruz. Şu kısımlar kırılabiliyor. Bunlar böyle geri çekmek şartıyla takmamız gerekiyor. Geriye çekmezsek zaten takılmaz bu. Bir de bu anakart çıkmadan, anakart bilgisayarın içerisindeyken bunu takmaya çalışmayalım. Kesinlikle anakartı böyle elimize alacağız arkadaşlar. Şu şuradan oturduğunu görelim. Şu arkadan en azından klipslerin çıktığını görelim. Böyle tak tak oturması lazım bunun. Zor olur. Şuradaki bacaklar eğilir. Klipsler yerine oturmadı arkadaşlar. Bak, senin bilgisayarın bir çekim sebebi oldu bizim için. Görüyor musun? Gördüğünüz gibi senin bilgisayarın ünlü olacak şimdi. Meşhur oldu. YouTube'da tıklanma rekorları kıracak. Arkadaşlar dördünü de oturttuk. Ben de söylediğim hakikaten gerçekten öyle. Yani. Şuradan şu şekilde basıp tık bir kere bükmek gerekiyor. Fazla döndürmemek lazım. Şuradan görüyorsunuz arkadaşlar şu klips böyle oturması lazım. Başka türlü olmaz. Şu sesi duyacaksınız. Tak sesini. O kilitlendiği anlamına gelir. Şöyle. Şöyle tık yapacak bir kere arkadaşlar. Dördüncüyü de yaptıktan sonra evet. Şöyle. Şuradan şu şekilde. Şimdi bunu çalıştıracağız arkadaşlar. Fişini takıyoruz. Arkadaşlar demin fan taktığımız, soğutucusunu taktığımız bilgisayarımız demiştim ya başlarında 60 saniye 40 saniyede kapanıyordu fan olmadığı için. Şu anda aşağı yukarı format da hiç atılmıyordu format. Formatı da bitirmek üzere. Şu anda bir yarım saate yakındır da format da devam ediyor. Yani bu bilgisayar bir daha kapanmadı arkadaşlar. Çünkü getiren müşterimiz bunun bir yıldır bu olmadan, yani fan olmadan, blok olmadan direkt fanla soğutuyormuş. Çalışıyormuş. Ben inanamadım. Geldiğinde dediğim gibi 60 saniyede bir kapanıyordu. Ve zor ikna ettim bu fanı takmaya. Fanı taktıktan sonra gördüğünüz gibi sıkıntısız bir şekilde çalışıyor ve formata da devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü çekimi de burada sonlandırırken İzmir'den Net Bilgisayar'dan bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Görüşürüz.